Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Yine dileğinizi tutup kendi falınızı seçeceğiniz bir bölümle karşınızdayım. Genel hayatınızla alakalı birazcık daha genel, özele indirgemeden bir fal, tarot falı açmak istiyorum sizlere. Kartlarımı karıştırıyorum ve ikiye bölüyorum gene. Burada da ayırt edici olmak açısından birine kuartsımı, birine de pembe kuartsımı koyuyorum. Evet, şimdi kendiniz odaklanarak hangi deste size daha yakın hissettiriyorsa bunu seçin, arkanıza yaslanın ve anlatacaklarımı lütfen dinleyin. Pembe kuartsla başlamak istiyorum. Evet sevgili takipçilerimiz. İlk desteği seçen, pembe kuartzlı desteği seçen arkadaşlarım için harika bir dönem başlamak üzere. Yani bu falları ben kısa süreli bakıyorum. Bu arada yıllık falan ya da böyle birkaç aylık değerlendirmeyin. Hemen önümüzdeki birkaç hafta için bu gelişmeleri göz önüne alabilirsiniz. Beklediğiniz başarılar ve kutlamalarla dolu bir dönem önümüzdeki süreç. Bir sınav başarısı olabilir, bir beklediğiniz bir iş, bir terfi ile alakalı alacak olduğunuz güzel haber olabilir. Ama bir süredir gerçekleşmesini beklediğiniz, hani sürüncemede kalmış, bir an önce artık olsun dediğiniz bir şeyin bir an önce olacağını ve hani bununla alakalı olarak da sizin başarılı olacağınızı görüyorum. Aynı zamanda sizin bu gerçekten emek harcadığınız, uğraştığınız da bir konu. Yani en çok kafanızı karıştırmış, en çok kafayı taktığınız, bu bir iş meselesi de olabilir, dediğim gibi bir sınav da olabilir. Bundan artık başarıyla çıkacağınızı gösteren bir durum. Ve çevreniz tarafından da desteklendiğiniz, herkesin kutlayacağı ve sizin yanınızda da olacağı bir dönem. Sosyal hayatınızla alakalı da güzel bir dönem. Aynı zamanda da sizin yani bazı davalarınız olabilir, para beklentisiyle alakalı, devletle ilgili bazı konular olabilir. Bunlarla alakalı da işte olumlu sonuçlar alacaksınız. Davaları kazanacağınız bir dönem olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda kendinizi çok çekici ve cazibeli hissettiğiniz, yani son derece tutkulu olduğunuz, ilişkilerinizde cinsel yönün yoğun olduğu, ilişkilerinizin dengeli, mutlu olduğu, partnerlerinizle iyi anlaştığınız, kendinizi iyi ifade ettiğiniz ve son derece hem güçlü hem de başarılı, yani keyfiniz çok yerinde ilerleyecek Allah'ın izniyle ve hayal ettiğiniz birçok şeyi de gerçekleştirecek olduğunuz bir süreç. Yani en kötü ihtimalle hayallerinizle ilgili kararlar alıp bu kararlara doğru ilerleyecek gibi gözüküyorsunuz. Aynı zamanda da bazı yolculuk planları yapacaksınız. Yani yolculuğa çıkmak da olabilir bu ama daha çok yurt dışı yolculukları gibi görüyorum. Aynı zamanda yolculuk planları da olabilir gibi gözüküyor. Bunun haricinde birazcık böyle soğuk algınlıkları, zaten mevsim itibariyle de çoğumuzun uğraştığı sıkıntılar ama sanki böyle birkaç gün dinlenmeyle, birkaç gün yatmayla toparlanabilecek ufak tefek rahatsızlıklarımız olabilir gibi gözüküyor. Yaşadığımız ayrılık acıları varsa, beklediğimiz haberler, karşı tarafın bize mesaj atmasını, bize ilgi göstermesini ya da hani karşı taraftan, aklımızdaki insandan beklediğimiz bazı ilgi, haber tarzında durumlarımız varsa bunlarla ilgili de olumlu sonuç alacağımız ve bu insanların karşımıza çıkıp bizden işte görüşme talep edecekleri, özür dileyecekleri ya da haklı olduğumuzu kabul edecekleri bir dönem de aynı zamanda bu önümüzdeki günler. Bu noktada zaten sabretmiş olarak gözüküyoruz ve bu sabrımızın sonunda tam anlamıyla alacağız. Aklımızdaki insanlar için şunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle doğru insanlar ve hani gerçekten yani hani
Devam etmemizde sakınca olmayan, üzüntü yaşamış olsak bile bunlarla alakalı olarak toparlanacak ve bir şeylerin iyiye gitmesine sebep olacak insanlar. Yani bu insanlarda boşa emek yok, toparlanma var diyebilirim kesinlikle. Bu aralar kilo almamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme düzenimiz ve yani kendi bakımımızla uğraşmamız da iyi olur. Kendimizi salabileceğimiz bir dönem çünkü. Bunun yanı sıra da birazcık bizim de hislerimizin kuvvetli olduğu, fal bakabileceğimiz ve hani yoğunlaşırsak eğer çok olumlu sonuçlar alabileceğimiz de bir dönem. İşte rüyalarımızla ilgili ya da fal bakmak gibi bu spiritüel konularla alakalı. Harcamalarımıza dikkat edelim diyor kartlar. Gereksiz para harcaması ve hani bu durumda borçlanma ya da parasal karışıklıklar yaşamamamız açısından. Ve ilk desteği bu şekilde bitirmiş oluyorum. İkinci destemizi seçen takipçilerimiz için de yorumlarıma hemen geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, genel hayatımız kısa süreç içerisinde neler olacak, neler bekliyor bizi? Bazı dostluklarımızda, arkadaşlıklarımızda sıkıntılar yaşamış. Bu insanlarla birazcık arayı soğutmuş olabiliriz. Görüşmeyi kestiğimiz arkadaşlarımızla tekrardan bir yüzleşme, sorunlu olduğumuz insanlarla tekrardan bir şeyleri toparlama şansının olacağı ve hani birazcık sosyal çevremizle uğraşacağımız, birazcık aslında kıskanıldığımız insanların bizim hakkımızda konuştukları ama aslında hani hoşgörüyle aradaki problemleri toparlayabileceğimiz bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor kartlarım. Bunun haricinde eğitimler almak isteyeceğimiz, eğitim almaya çok açık olduğumuz, kendimizi geliştirmek için bu akademik olmak zorunda değil, aynı zamanda işte hobilerimizle alakalı işte atıyorum tarot eğitimi olabilir, kendim için söylüyorum. İşte spora gitmek, bir personal trainer'dan ders almak olabilir. Her anlamda böyle eğitimler ve kendi kişisel gelişimimizi önemsediğimiz bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Hastalıklara dikkat diyor bu destemiz. Yani hasta olabileceğimiz, çabuk böyle etkilenebileceğimiz büyük hastalıklar değil ama ufak şeyler. Hani birazcık hastalık hastası da olabileceğimiz aslında. Her şeyi fazla kafamıza takabileceğimiz bir süreçten de geçtiğimizi gösteriyor. Özellikle böyle başımız ağrısa acaba ne oluyor gibi endişelere de düşebilirmişiz. Aşk hayatımızla alakalı biraz şüpheci olduğumuz bir dönem. Yani hayatımızda ya da hoşlandığımız, hayatımızda olan ya da hoşlandığımız, ilgi duyduğumuz, aşık olduğumuz insanlar acaba bizi aldatıyor mu? Yalan mı söylüyorlar? Hani böyle bir tedirginiz, bir diken üstündeyiz sanki. Fakat kartlarıma göre hani daha öncesinde ufak tefek hatalar yapmış insanlar. Evet, kabul ediyoruz. Ama hani bunları baz alarak bizler de birazcık daha böyle takıntılı ya da birazcık daha böyle paranoyak da davranıyor olabiliyoruz kartlarıma göre. Hani bu noktada bir tık daha rahat davranıp hani ilişkilerimizde gerginliğe yol açmamamız gerektiğini söylüyor kartlarım. Eli sıkı oluyor kartlar. Çok para harcama diyor. Yani hani biraz saçıp savurmaya ya müsait olduğumuz bir dönemmiş. Hani bu yüzden de para harcarken özellikle abartmamamız gerektiğini ve daha sakin para harcamak, daha düşünerek mantıklı yatırımlar yapmamız gerektiğini de söylüyor kartlarım. Bunun haricinde aşık olma ihtimalimiz yüksek. Yani geçmişteki ilişkilere ya da merak ettiğimiz soru işareti olan ama böyle çok uzun vadeye yayılmış ilişkiler, atıyorum 3 yıl önceki sevgilimizle durumumuzu da merak ediyor olabiliriz. Ya da bir süredir takıntı yaptığımız, merak ettiğimiz, hani acaba nasıl olur diye düşündüğümüz bir insan da olabilir. Hani bu enerjiden çıkıp sanki hani daha böyle hani yeni bir insana aşk, yeni bir aşk, yeni bir heyecan ve bununla alakalı da o insanla aynı ortamda bulunmak için
daha çok da çaba harcayacağımız, böyle hani daha keyifli, daha sakin bir ruh hali içerisinde olacağımız bir dönemi de gösteriyor. Yani bunun haricinde işlerle alakalı gene kararlı bir dönem, doğru mantıklı kararlar alacağımız ve bununla ilgili de başarılı ilerleyeceğimiz bir süreç olacak. Yeni arkadaşlıklar, yeni insanlarla bir araya gelme ve yeni ortamlarda bulunma da bizim için son derece keyifli geçecek. Yani aslında önümüzdeki günler bizim için keyifli. Sadece birazcık sağlığımızı takmamaya çalışalım. Ufak tefek rahatsızlıkları büyütmeyelim. Hani geçmişten gelen insanlarla, dostluklarımızla alakalı yaşadığımız sorunları büyütmeyelim. Hani kendimize, hani kendi kişisel gelişimimize, bedensel gelişimimize yönelerek daha güçleneceğimiz ve yaptığımız şeylerle alakalı da aslında güzel sonuçlar alacağımız da bir dönem olacak. Yani atıyorum, bu dönemde yapacak olduğumuz bir saç değişikliği, bir işte tarz değişikliği çevre tarafından da olumlu yorumlar alacak olarak gözüküyor. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize önümüzdeki günler için şans diliyorum. Sevgiler.